Madem bu kadar çok ısrar ettin, heyet. Hoş lan. Gülüzler der mi lan o? Gülüzler mi? He. Gülüzler kız! Ne yapıyor kız gece vakti tenekede? Niye bağırıyorsun ya? Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Burada oturuyorum ben. Buyur. Hangi ulvi rüzgar sizi tenekeli mahalleye attı Gülizar Hanım? Reşit Efendi'ye parasını verdim, evde tuttum buradan. Reşit'e para mı verdin? Tenekeli mahallenin sahibi benim. Bel Hanım, isterseniz Hafız Efendi akşam akşam güldürmeyin beni. Sizin nereden paranız vardı, mahalleyi satın aldınız? Neyse. Hadi hayırlı geceler size. Akşam akşam nereye gidiyor acaba? He vallahi acaba nereye gidiyor? Ya sana ne kardeşim ya? Sen kafayı mı yedin Hafız bu kadınla uğraşıyorsun? Senin başına getirmedik, iş bırakmadı bu kadın. Hala konuşuyorsun ya. Yürü Allah'ın sen. Ha, yürü. Çıt. Çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Bu da kebap mı? Benim yaptıklarım gibi seni görmedi Adana. O ne lan? Kış. Ali. Fuh. Gülizar hanımefendiye ne kadar benziyor. Az gelsen masamıza da neşemizi bulsak. Yok canım, olur mu öyle şey? Neden ki ne? Ne olacak az gelsen? Pulların mı dökülür? Aa. Beyler, şimdi bizim sanatçımız Gülizar Altınses değerli bir sanatçıdır. Öyle masalara falan pek gelemez. Bir daha sefere Melekler Pavyonu'na giderik o vakit. Orada kadınlar masaya da geliyor, muhabbet de ediyor. Ya şimdi madem öyle diyorsun, öyle gösteriyorsun. Şimdi gelemez dediysek hiç gelmeyecek de değil canım. Her şeyin bir hal çaresi var değil mi? Ne demişler? Yol yoluyla, orman baltayla. Siz az bekleyin hele. Ben geliyorum. Gülizar. Az gelsene hele. Bir gel hele, bir gel. Neden gidip oturmuyorsun Gülizar? Ne oturacağım ben ya el alemin masasına? Canım, ne olur yani gidip bir otursan, biraz gülsen, bir hoş sohbet etsen, bir kadehte bir şey içsen olmaz mı yani? Olmaz. Sen beni ne sandın? Ya ama şimdi adamlar çok bahşiş verecekler Gülizar. Yani bak, şimdi sen bir haftada kazanacağın parayı bunlardan bir gecede kazanacaksın. Aklını kullansan Gülizar, olmaz mı? Bir tek besmele edeceğim. Sade sohbet o kadar. 500 lira verirler mi? Verirler. Bunun cüzdanı kabarık.
Bir oturup kalkarım ha, ona göre. He, o kadar. Oturup kalkacaksın. Reşit Efendi şöyle. Ne oluyor kabak? Sen Gülizar hanımefendiyi meyhanende mi çalıştırıyorsun? Şşt, yavaş kabak. Hacer duyacak. Ondan sonra beni Hacer'in dırdırıyla uğraştıracaksın. Yavaş. Gülizar hanımefendi namuslu bir kadındır. Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Yoksa onu tehdit mi ettin? Ne tehdit etmesi kabak ya? Gülizar bile isteye güle oynaya kendi sahneye çıkıyor. Çalışıyor. Hem sen Gülizar'ın bekçisi misin kabak? Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Bütün tenekeli mahalle benim demişsin, üstelik parasını almışsın. He, söyle ne yaptın? Yoksa silah mı çektin yoksa? Ne silah çekmesi kabak ya? Yürü git işine Allah aşkına. Berdaha, Gülizar hanımefendinin etrafında dolaşmayasın. Yetti ama kabak ha, yetti. Gülizar'ın namusu sana mı kaldı kabak? Bana kaldı. Bak kabak, ben Gülizar'ı da, Gülizar'ın namusunu da, uçkurunu da senden daha iyi bilirim, tamam mı? Bir vakitler Gülizar az benim koynuma girmedi. Anladın değil mi? Ne? Hadi şimdi yürü git işine ya. Ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi gayet iyi duydun kabak. Şu ayyar halinle padişahtan daha çok padişahçı olma. Anladın mı? Alan memnun, veren memnun. Sana ne? Sen dinsiz imansız, seni namussuz, iftiracı kabak ya! Komşular yetişin, yetişin, kocamı öldürüyorlar. Yetişin. Ay ne oluyor orada ya? Bir kadın için kavga ediyorlar. Kadın mı? Kimmiş ki o kadın? Ya havuz abi. Ya havuz abi ya sen. Yürü ya. Öyle zarar değil. Ya bırakın beni. Dağılın vırrikler, dağılın. Görmüyor musunuz? Aniden vurdu. Bak Hafız, beni dellendirme. O Gülizar denen kadını unutuyun. Ondan sonra ne köy olur ne de kasaba, anlıyor musun neden? Zaten meyhaneye de düşmüş, hayatta iflah olmaz o soyka. Ağzını topla. Sen burada ne arıyorsun? Ay ben şey, söyleme sahiptir, kendime yeni intihara aldım da. Güle güle kullan, sağlıkla kullan. Bak, ben de kendime yeni pantol aldım eskiciden. Ya öbürü gibi değil tabii. Bu da benim pek içime sinmedi ama ne yapak. Artık bir gün çok zenginlersek yeni bir şeyler alırız. Ya ben sana bir şey soracağım. Zabana sen niye kavga ediyordun Hafız Efendi'yle? Ya bırak ya, aman. Neymiş, ben seni zorla çalıştırıyorum diye kafaya takmış. Laf işte. Ya, öyle mi? He, öyle. Yok, sen çok namuslu bir kadınmışsın. Sanki namus karın doyuruyor. Bana namusuyla zengin olmuş bir kişi göster Gülizar. Şu gözlükleri çıtır çıtır yiyeceğim ya. Sen onları boş ver şimdi. Şu dün gece gelen herif vardı ya, o bu gece gene geliyormuş. Hem de daha kalabalık. Artık bir hoş sohbet yaparsın değil mi?
Ne oluyor Gülizar? Neden oturmuyorsun adamların masasına? İstemiyorum. Canım ne olur otursan, adamlar bir ton bahşiş verecekler. Kötü mü? Ya vereceklerse ne yapayım? Semeyen şarkıcı diye getirdim buraya baba. Şarkımı söyler giderim. Zengin olmayacaksam da namussuz da olmayacağım. Anlıyor musun beni Reşit? Amma naz yaptın güzelim. Otur hele. Ay bıraksana oğlum ya. Oturmuyorum işte. Dün oturuyormuşsun ama. Demek bizi beğenmedin. He beğenmedim var mı? Keyfimin kahyası mısınız? Zorlanma ya. Zorlan ulan zorlan. Dokunmayın ona. Geri durun. Sen kimsin lan? Aa, baba sen ne arıyorsun burada ya? Eceline mi susadın sen? Ha? Ulan bu kadının yanında bir daha birinizi görürsem yakarım ki. Ay, ay yapmayın, dokunmayın bana. Ay bırakın, ne olursunuz. Ne oluyor burada? Hayırdır? Senin vesikan var mı? Vesika mı? Ne vesikası? Yürü karakola. Hadi. Ama sana söylüyorum hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış anladınız. Mah, bir masumum. Bir dinlesene ya. Hiç duymuyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.